Ali amcamıza teşekkür ederiz. Ben unutamıyorum dedi. Bizler de şahit derecesinde bu elim hadiseyi ne yazık ki unutamıyoruz. Allah vefat edenlere rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Davut Yaşar Beyefendi'ye mikrofonu teslim ediyorum. Buyurun. Muhterem Hazirun, kıymetli misafirler, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, STK'larımızın kıymetli temsilcileri, bu trajedinin 78. yıl dönümü münasebetiyle bu programı düzenleyen Kafkas Der Başkanı Sayın Ali Viskatziev kardeşimizi ve yönetim kurulu üyelerini, siz hazır bulunmakta olan değerli hemşehrilerimi, bütün kardeşlerimi kalben Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında şu anda biliyor musunuz? Şu anda bir ibadet icra ediyoruz. Bir ibadet vecdi içerisinde bir etkinlik yerine getiriyoruz. Neden böyle dedim? Var olmak bir ibadettir, farzdır. Bireysel planda insanın yaratılışı amacına uygun olarak var olması, varlık göstermesi, etkinlikler yapması o insanın varoluşu demektir. Hayattaki varlık belirtisi demektir. Bir toplumun özne olarak kendi iradesini yaşaması, kendi iradesi için çalışması, gerekirse kendi varoluş mücadelesinde hayatını feda etmesi bir zaferdir, bir varoluştur. Gerektiğinde şehit olmak bir zaferdir. Bir varoluşun bizatihi yansımasıdır. Martin Heidegger, varoluşçu filozoflardan birisidir. Hegel'in öğrencisi, insanı tanımlarken öyle der. İnsan biyolojik olarak vardır da, ruhen varsa ona var diyebiliriz. Ruhen var olmak ne demektir? Bir amaç üzerine olmak demektir. Yaratılışın amaçlarına uygun olarak bir yaşam tarzı, bir yaşam metodolojisi ortaya koymak, kendisine potansiyelde yüklenilmiş olan değerleri izzet, şeref, izzet, haysiyet, onur, özgürlük, akıl yürütme, taakkul etme, tedebbür etme, efendim yardımlaşma, dayanışma, bilimsel üretim yapma, sağlat yapma, yardımlaşma, dayanışma, destekleşme. Bütün bu faaliyetleri, insan olmanın faaliyetlerini bir insan ve toplum yerine getiriyorsa o insan ve o toplum var demektir. Hayatta var demektir. Biyolojik varlık varoluşu temsil etmez. İşte bunu niye böyle söyledim? Biz Kafkas halkları, kardeş Kafkas halkları, Çeçenler, İguşlar, Adigeler, Abhazlar, Osetler, Dağıstanlar, Karaçaylar, Balkarlar, Kalmuklar, tüm Kafkas halkları, kardeş Kafkas halkları 1200 yıllarından bu yana önce Moğollara karşı, sonra da Rus emperyalizmine karşı bir varoluş mücadelesi içerisindeyiz. Neden bu varoluş? İlke ve değerlerimizi korumak adına, millet olmanın ilke ve değerlerini korumak adına, dilimizi, kültürümüzü, yaşam biçimimizi, yaşam değerlerimizi,
dünyaya bakışımızı, insana bakışımızı, hayata bakışımızı ve bu bakıştaki zenginlikleri yaşamak ve yaşatmak adına bir varoluş mücadelesi içerisindeyiz. Öyleyse varoluş mücadelesi nedir? Kur'an-ı Kerim'de de belirtilen farzlardan birisidir. Çünkü Allah ayette, Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde şöyle diyor. Biz sizi farklı diller, renkler, kültürler halinde, lisanlar halinde yarattık ki birbirinizle tanışasınız, birbirinizi tamamlayasınız. Birbirini tamamlamak ne demektir? Zenginleştirmek demektir. İnsan farklı toplumlar halinde yaratılmıştır. Farklı toplumlarda yaşayacak bir formatta, bir potansiyelde yaratılmıştır. İnsanlar farklı kültürler üretirler. Farklı yaşam biçimleri ortaya koyarlar. Farklı güzellikler taşırlar. Farklı etnisitelerin farklı güzellikleri vardır. Gerek maddi kültür olarak, gerek manevi kültürü olarak insanlığın uygarlığına bir değer katarlar, gelişme katarlar. İşte biz de kardeş Kafkas halkları olarak, demin isimlerini ifade ettiğim halklar olarak Kafkasya'da bir kültür meydana getirdik. Abigeler buna rabz ediyor. Biz Çeçen İnguşlar Hıllık diyoruz. Kalmuklar, Karaçaylar, Balkanlar Kalmuk diyor. Şey diyor, töre diyor. Ama bütün bu kültür değerlerimiz ortak ilkelere dayanır, ortak bakışlara dayanır, ortak anlayışlara dayanır. Hayata bakışımız barışçıdır. Hayata bakışımız tarih boyunca barışçı olmuştur. Saldırgan hiçbir zaman olmadık. Tarihin hiçbir döneminde saldırgan olmadık. Ama savunma bizim karakterimizdir. Ne saldırma, ne efendim taarruz etme, başka toplumların hak ve özgürlüklerini sınırlama ya da yok etme gibi bir vahşetin içerisine, emperyalist bir tavrın içerisine girmedik. Kendi kültürel değerlerimizi çevremize, komşularımıza, yakın çevremize taşıdık. Hep barış planında bir yaşam standardı belirledik. Ama maalesef gelin görün ki Rusya Moskova Kinezliği olarak kurulduktan itibaren saldırgan bir tavır içerisine girmeye başladı. Ukrayna topraklarını ele geçirdi. Kiev merkezli olarak daha sonra gelişme stratejisi izledi. Altun Ordu, Astrahan gibi Moğol ardılı devletlerin topraklarını ele geçirdi. Kırım Yarımadası'nı işgal etti. Ardından da Kafkasya'ya yöneldi. Ve Kafkasya 1222'li yıllardan itibaren aslında ilk Rus saldırılarını tanımaya başlamıştır. Ve Kafkas kardeş halkları birlikte mücadele vermeye başlamışlardır. Ancak Rusya güçlendikçe özellikle 1. Petro, yani tarihte Deli Petro diye anılan şahsın efendim imparatorluk politikası izlemeye başladığı andan itibaren Rusya saldırganlığını artırmıştır. Kafkasya'nın içlerine doğru efendim harekatlar, operasyonlar düzenlemek suretiyle Kafkasya'nın bağımsızlığını, kültürünü, dilini, inancını, varlık biçimini, bütün bu efendim değerlerini yok etme stratejileri geliştirmeye başlamıştır. Ne var ki Kafkas halkları demin de ifade ettiğim gibi özne bir halktır. Öznel iradesini koruyabilen, kültürünü yaşayabilen, yaşatabilen, toplumsal irade ortaya koyabilen, efendim asırlar öncesinden itibaren Dürkheim'in dediği gibi, Emil Dürkheim öyle diyor, iki tür toplum vardır diyor. Birisi reel toplum, diğeri ideal toplum. Solzhenitsyn de diyor ki, Solzhenitsyn diyorum pardon, bir Fransız düşünür.
Alexander Jenitsen. O diyor ki, ben Kafkasya'yı ziyaret ettim, gezdim. Emil Durkheim'in ifade ettiği ideal toplumu Kafkas halklarının doğal olarak yaşadıklarını gördüm. Biz demokrasi dedik, biz bunun teorisini kurduk ama Kafkas halkları, Adigiler, Çeçenler, İnguşlar, demin saydığım Abazlar, Osetler, yani kardeş Kafkas halkları, efendim, Rabze, Rıllık, Töre adı altında demokrasiyi doğal olarak yaşıyorlar diye efendim bunu ifade etti. Gerçekten öyle, bir medeniyeti temsil eden bir halkız. Bütünleşmeye, entegrasyona ihtiyacı olan bir halkız. Çok zulümler gördük. Sadece 23 Şubat 1944'te değil, ondan önce de efendim 1840'lı yıllardan itibaren büyük zulümler gördük. Büyük efendim çatışmalar yaşadık. Büyük soykırımlar yaşadık. Netice itibariyle İmam Mansur, biliyorsunuz İmam Mansur Uşurman Gazavat başlattı. Daha sonra bunu İmam Hamzat, daha sonra Gazi Muhammed devam etti. Kunt Hac, yine Çeçen İngilizce'nin büyük manevi liderlerinden efendim Kunt Hac, Çeçen, İnguş ve Kafkas direnişinin manevi sembolüdür kendisi aynı zamanda. Bu cihadın efendim enerjisini adeta yarattı. Enerjisini, diriliş enerjisi bu. Diriliş ruhu. Temelinde Allah'tan başka herhangi bir otoriteye, bir varlığa secde etmemek olan bir efendim toplumun, halkın milli mücadelesini efendim İmam Şamil de bu mücadelenin başına geçirerek sembol değerlerden birisi oldu. Büyük mücadeleler verdik. Kime karşı? Yayılmacı, emperyalist Rusya'ya karşı. Emperyalist Rusya, yayılmacı Rusya. Pan-İslavist Rusya. Rusizm ideolojisi bugün yeniden ikame edilmiş vaziyette. Şimdi, yani Rusya gelmiş Kafkasya'ya. Bugün de şunu propaganda ediyor. Kafkasya, hani Kırım'ı ilhak etti ya, ondan önce Çeçenistan, 94-97 yılları arasında Çeçen halkının yaşadığı trajediyi hatırlayınız. On binlerce insanımız ve çocuklarımız, gençlerimiz orada hayatlarını verdiler, feda ettiler, şehit oldular. Bunun gerekçesi olarak da diyordu ki, işte Çeçenya'nın, Adige bölgesinin, efendim Dağıstan'ın bulunduğu topraklar Rusya topraklarıdır. Tarihte, Çarlık döneminden itibaren Rusya topraklarıdır. Hayır kardeşim, Rusya toprakları değil. Sen daha Ukrayna'yı şu anda istila sürecine başlattığın anda diyorsun ki Donbas'ta, Luhansk'ta ve Donetsk'te halk oylaması yaptık. Dolayısıyla oradaki halkın çoğunluğu aynı zamanda Rus dilini konuşuyorlar. Onlar Rusya'ya katılmak istiyorlar. Dolayısıyla onların efendim referandum neticesinde aldıkları bu karar bağımsız birer devlet olmaya meşruiyet göstergesi olmaktadır. Karinesi olmaktadır dedi. Öyle değil mi? Daha birkaç gün önce. Peki Çeçenistan 1991 yılında referandum yapmadı mı? Çeçen halkı Rusça mı konuşuyordu? Çeçen dili Rusça mıydı? Diğer taraftan Adige dili Rusça mıydı? Kafkas halkların dilleri Rusça mıydı? Rusya'nın Kafkasya'yla tarih, kültür, sanat, din, inanç, estetik, coğrafya anlamında tarihte bir birliği var mı? Ortak değerleri var mı? Ortak ilkeleri var mı? Sen Donbas'takilere efendim meşruiyet tanırken farklı bir kültür, yani Rus kültürü diye onlara meşruiyet tanırken seninle hiçbir kültür bağı olmayan
Kafkasya'yı istila etmiş vaziyettesin. Bu nasıl bir argüman, bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir mantık? Böyle bir mantığa, böyle bir argüman dayandırılabilir mi? Uzatmak istemiyorum. O trajediyi, o soykırımı, o jenosidi biz yaşadık Çeçen İnguş halkı olarak. Bizimle birlikte diğer Kafkas kardeş halkları da yaşadılar. Bu ifade edildi. İşte Kırım'da yaşadığı, Kırım'daki kardeşlerimiz de yaşadığı, şu anda konjonktür son derece hassas. Ben şunu demek istiyorum. Buradaki siyasi parti temsilcilerine de demek istiyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aslında bu konu Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Rusya şu anda yeni çarını ortaya çıkarmıştır. Rusya şu anda yeni bir çar ortaya çıkarmıştır. Bu çarın ideolojisi Rusizm'dir. Sovyet çarı, Stalin'in ideolojisi sosyalizmdi. Ama o sosyalist ilkelere ters düştü. Çarlık döneminin çarlarını siz zaten biliyorsunuz. Şu anda dünya ve Türkiye yeni bir çarla, yeni bir imparatorluk sevdalısıyla karşı karşıya. Yakın çevre politikası uyguluyor. Kendi ağzından dinliyorsunuz televizyonlarda. Çocuğun birine soru soruşturuyorlar. Rusya'nın sınırı nedir? Dedirtiyorlar. Ne diyor Putin? Rusya'nın sınırı yok. Rusya'nın sınırı dünya diyor. Yani ulaşabildiğim her yer. Şimdi Türkiye'yi de bu noktada tehdit ediyor. Şu anda Türkiye Suriye'den çevrili vaziyette zaten. Azerbaycan, Ermenistan üzerinden de çevrili. Çünkü Rus ordusu Azerbaycan'a da son savaştan sonra Azerbaycan'la askeri üslerini taşıdı. Şu anda doğuda da sınır komşumuz oldu Rusya. Kafkasya'da Çeçen milli müdafasını, hukuk mücadelesini akamete uğratmak suretiyle, Çeçenistan'ı kontrol altına almak suretiyle de Kafkas koridorunu açık bıraktı kendisine. Karadeniz üzerinden efendim kuşatılmış vaziyette Türkiye. Yarın bir gün yakın çevre politikası diyor ya, efendim Romanya, Bulgaristan üzerinden de bu genişleme stratejisini devam ettirecektir. Hazar Denizi üzerinden Türkiye'yi çevreleyecektir. Bağımsız devletler topluluğu olarak bilinen Türkiye Cumhuriyetler üzerinden Türkiye'yi zaten çevrelemiş vaziyettedir. Ama şu anda dünya yeniden bir yapılanma süreci içerisine girdi. Dünyanın yakın gelecekte, ben öyle inanıyorum ki, dünyanın yakın gelecekte reel politiği değişecektir. Yeni dünya dengeleri kurulacaktır. Yeni konjonktürler ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan ben Türkiye'yi yönetenlere ve siyasi parti temsilcilerine şunu öneriyorum. Kafkasya'ya olan ilginizi, Kırım'a olan ilginizi, efendim, bağımsız devletler topluluğuna olan ilginizi Rusya eksenli değil, kendi milli menfaatlerinin üzerinden yeni bir doktrin oluşturarak izleyin derim. Yoksa Türkiye'nin yakın geleceği tehdit altında, bu bilinsin. Türkiye, şimdi Kafkasya'da Rusya'nın ne işi var? Tarih, kültür ve coğrafya bildiği olmayan topraklarda Rusya neden var? Neden Rusya saldırgan? Çünkü imparatorluk Çarlık döneminden itibaren hegemonya, imparatorluk yaratma peşinde. Dünyayı etkileme peşinde. Dünyada tek güç olma peşinde. Şimdi Allah ne diyor? Allah diyor ki, hakikaten iman etmişseniz üstün sizsiniz. Peki ne oluyor bu bizim İslam alemine? Nedir bu İslam aleminin dağınıklığı? Nedir bu İslam aleminin rasyonelite, rasyonel bir şekilde, mantıklı bir şekilde, bilim ışığında
kardeşlik inşa edememesi, kuramaması, akıl, bilim, perspektifi yakalanmadan, rasyonalite yakalanmadan bu birlik olmaz. Yeniden yapılanma süreci içerisinde bu pandemi sonrasında bu imparatorluklar sarsılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri de güç kaybedecektir. Rusya da güç kaybedecektir. Avrupa Birliği de güç kaybedecektir. Bunu bekleyin. Geçen yaz ve ondan önceki bir sene önce pandemi sonrasında üçüncü bir küresel savaş bekleyin diye sosyal medyada yazmıştım. Eleştiriler yapmıştım. Ve çıktı. Bu şu anda başlayan konjonktür dalga dalga gelişecektir. Ve dünyanın büyük bir bölümünü etkileyecektir. Türkiye'nin ekonomisini de etkileyecektir. Yani jeopolitik ve jeostratejik anlamda Rus eksenli olmayan, Amerika eksenli de olmayan, objektif bakabilen yeni politikalar ve yeni bütünleşmeler içerisine girmek mecburiyetindeyiz. Akılcı olmak durumundayız. Ben Adige kardeşlerime, burada bulunan Adige kardeşlerime, Apas kardeşlerime, Oset kardeşlerime de hitap ediyorum. Biz ayrı ayrı Kafkasya'da var olamayız. Hiçbir kardeş halkımız Kafkasya'da tek başına var olamaz. Aksine Rusya'nın peki olur, uydusu olur, maşası olur. Ama biz bir arada, bir bütün içerisinde entegre olabilirsek, akılcı, bilimsel, metodolojik temellerini inşa edebilirsek ve bunu diasporada başlatabilirsek, bir konsey oluşturabilirsek, derneklerimiz var, federasyonlarımız var, bunların üzerinde hepsini bir araya getiren bir konsey oluşturabilirsek, diaspora olarak efendim birbirimizle kültürel, siyasal, her alanda etkileşim içerisinde ortak kararlar alma noktasında bütünleşebilirsek bizim yakın gelecekte inanın konjonktür değişmeye başlamıştır. Kafkasya'da bizim varlığımız olacaktır ve biz var olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli konuşmalarından dolayı Davut Bey'e teşekkür ediyoruz. Kafkas halklarının birliğine vurgu yaptı. Kafkas halklarının biri olmasına vurgu yaptı. Dillerine sağlık diyelim.